Değerli izleyiciler, Üsküdar TV ekranlarına hoş geldiniz. Elde Ver Beyin programında her salı saat 12-12.50 arası sizlerle birlikteyiz. Ve her hafta olduğu gibi sadece beyin konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada çok değerli konuğum Profesör Doktor Sinan Canan bizlerle. Sinan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sağ olun. Geçtiğimiz haftaki programımız oldukça ilgiyle karşılandı. Beynin yapısıyla ilgili çok da aslında ağır bilgileri çok keyifli, eğlenceli bir şekilde izleyicilerimizle paylaştık. Bu yönüyle çok fazla geri bildirim aldım. Çok kişi hani o Latince harflere boğulmuş, çok karmaşık bilgileri çok basit bir şekilde de anlatılabileceğini ve öğrenilmesinin çok da zor olmadığını söylediler. Teşekkür Evet, ediyorum o ben teşekkür açıdan. ederim. Bu fırsat için teşekkür ederim. Yani televizyonda bunu anlatmak da ayrı bir zevk tabii. Evet, çok sağ olun. Sizinle son derece keyifle bunları paylaşıyoruz. Bu hafta ben hem geçtiğimiz haftaya da güzel bir temel oldu geçtiğimiz hafta. Onun üzerinden devam etmek istiyorum. Beynin gelişimini bu hafta sizinle konuşmak istiyorum. Herkesin beyni aslında birbirinden farklı. İşte 8 milyar insan varsa 8 milyara yakın farklı beyin var. Bununla birlikte acaba bu farklılaşma doğuşta aynı, sonrasında mı bu farklılaşma oluyor yoksa zaten hepimizin beyni farklı olarak mı doğuyor ve bu gelişimi de konuşmak istiyorum. Çocukken beyinde neler oluyor? Ergenlikte biliyoruz ki işte bunun psikolojik yansımaları da var. Ergen ve anne baba arasındaki iletişime yansıyan tarafı var. Ve yaşlanınca neler oluyor beynimizde? Bunları konuşmak istiyorum sizinle ve heyecanla yanıtınızı bekliyorum. Valla bir 3 haftalık bir program söyledin sen. Yani bayağı uzun bu ama bugün biraz özetleyelim. Çünkü zaten seninle daha önce yaptığımız planlama uyarınca da hani bu beyin konusunu anlatırken bu konuları sık sık tekrar ziyaret edeceğiz. Özellikle daha derli toplu bir şekilde bunları tek bir yerde özetlemek çok daha mantıklı ve makul olacak. Geçen haftaki programı takip edenler ki takip etmeyenler de zaten YouTube'dan ulaşabiliyorlar. Orada şu beyin maketimiz üzerine biraz beyin anatomisinden bahsedip İşte üç katlı bir beynimiz var. Alt kısmı işte dürtülerimizden, temel yaşamsal fonksiyonumuzdan, ortası duygulardan, en üstü ise bizim bilincimizden sorumlu diye bir sınıflama yapmıştık. Şimdi bunlar farklı tarihsel süreçlere sahip olan bölümler olduğu gibi insanın gelişim sürecinde de bütün hayatı boyunca anne karnındaki dönem dahil farklı zamanlarda gelişip yetkinleşiyorlar. Şimdi bunu da biz dışarıdan baktığımızda bir işte bebeğin, bir gencin, bir erişkinin ya da bir yaşlının davranışlarıyla görebiliyoruz. Davranışlarındaki farklılıklarla karşımıza çıkıyor. Bu davranışlar niye böyle diye araştırmaya başladığımızda geldiğimiz yer gene elde var beyin. Sonuçta beyne gelip dayanıyor iş. Çünkü oradaki değişimlerle oluyor bu işler. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. O benzersizlik meselesi aslında yani benim belki bir 5-6 yıldır sürekli herkese anlatmaya çalıştığım şey. Gerçek dünya, içinde yaşadığımız dünya, sadece biyolojik organizmaları kastetmiyorum. Her şey, yıldızlardan taşlara, kayalara, işte atomlara, kristallere kadar her şey benzersiz aslında. Şimdi bu benzersizlik çok tuhaf bir özellik. Aslında her şeyin altında çok sade ve basit kurallar yatıyor gibi gözüküyor, fizik yasaları vesaire ama bunların ortaya çıkış biçimleri o kadar küçük farklılıklara böyle büyük değişimlerle cevap veriyor, o kadar hassas ayarlı ki İki tane birbirinin aynısı oluşum bulmak mümkün değil. Mesela isterseniz ömrünüz boyunca taş kaya toplayın. Birbirinin aynısı iki tane taş bulma şansınız neredeyse yok. İşte kar tanelerinin hiçbirinin birbirine benzemediği herkes bilinir. Yani benzersizlik ve yegânelik bizim aslında bu alemin kuralı gibi bir şey. Şimdi biyolojik organizmalar da çok üst düzeyde buna uyuyorlar. Çünkü her birimizin anne babasını düşünelim. Parmak izleri diğer insanlardan farklı. Geçmişleri, yaşanmışlıkları, onların anne babaları diğer herkesten farklı. Benzersiz bir kombinasyonda iki insan bir araya geliyor. Ve bunlar bir yavru yapıyorlar ve birden fazla çocuğu olan herkes ya da etrafında birden fazla kardeş görmüş herkes insanların aynı anne babadan gelse bile ne kadar benzersiz olduklarını bilir. Tek yumurta ikizi bile olsalar ki tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları aynıdır tamamen birebir aynı yumurta ve sperm döllenmesinin kopyasındır ikisi de. Buna rağmen kişiliklerinin falan çok farklı olduğunu, mesela parmak izlerinin detaylarda farklı olduğunu biliyoruz. Ya yani bizim biyolojik sistemimiz özellikle benzersizlik üretiyor. Şimdi böyle bakınca iş biraz işin içinden çıkılmaz gibi görünüyor işte biz bir beyin macerasından bahsediyoruz ama sonuçta işte dediğin gibi 7,5-8 milyar insanda hiç birbirine benzemeyen de bir şeyden bahsediyoruz aslında.
Bizim bahsedeceğimiz kısmı ana kurallar. Bu ana kurallar herkes için geçerli. Fizik kanunları gibi her bireyde işte ister Kuzey Avrupa'da yaşasın, ister Afrika'nın güneyinde yaşasın fark etmez. Hepsi için her çağda geçerli olabilecek bilgiler. Şimdi bu benzersizliği bir kenara özellikle koyuyorum, benim için önemli. Çünkü anlattığımız şeyler böyle robotların temel kuralları gibi herkese uygulanabilecek şeyler değil. Genel geçer olan bilgilerden bahsediyoruz. Önce o konuda bir uyarayım. Benzersizlik üzerinden sonrasında genel geçer bilgilere erişiyoruz. Yine geçen hafta işte konuşurken niye beynimiz var konusu geçmişti. İşte hareket nedeniyle bir beyin olması gerektiğini konuşuyor. Hareket eden canlıların beyni olmak zorunda. Dolayısıyla yani bizim bu sistemde aslına bakarsanız işte dışarıdan uyarı almak, bilgiler almak, duyular aracılığıyla o bilgileri değerlendirmek ve tepki vermek üzere var. Şimdi bu nasıl gelişiyor diye. Her an gözümüzün önünde çok ilginç mucizeler oluyor. Bunlardan biri de işte anne karnında bebeğin gelişim süreci. Ben yüksek lisans dönemimde embriyoloji işte çalışmıştım. Oydu konum. Histoloji ve embriyoloji bölümündeydim. Hala aklım almıyor. Yani sözde onun eğitimini de aldım özel olarak ama bir spermle yumurta bir araya geliyor. Önce bir seri bölünmeden geçiyor. İşte böyle blastula, gastrula diyorum, havalı safhaları vardır. Ama sonuçta içi boş böyle bir hücre kümesi oluşuyor. Ondan sonra hücre kümesinin üstte kalan kısmı yavaş yavaş şekil değiştirip işte bir insana dönüşüyor zamanla. Bizde insana dönüşüyor, tavukta tavuğa dönüşüyor ama temel yapı hep aynı. Şimdi bir kere bunun o şekilleri neden aldığını bilmiyoruz. Yani o embriyonun neden mesela bizde parmakların bu kadar uzun, kafanın burada, bacakların orada olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şey genetik bilginin temel olarak yönettiği morfogenez dediğimiz bir biçim üretme süreci yaşıyoruz ve orada bu işler gelişiyor. Fakat herkesin bildiği bir kısım var. Mesela anne karnı, işte en sevdiğimiz varlığın içindeyiz. Hep söylüyorum yani anne, işte bu dünyadaki en kıymetli şey. Sıvının içinde yaşıyoruz. 37 derece sıcaklıkta fıstık gibi. Ağırlığımız yok yüzdüğümüz için. Yeme içme derdimiz yok. Devamlı göbek kordonundan anne hazırlayıp zaten bize gönderiyor. Hareket etme, sabah kalkma, herhangi bir stres, yani öyle bir unsur yok. Fakat yani bu ortama baktığınızda beyne hiç ihtiyaç yok aslında. Beyni hiç kullanmadığımız bir yer. Görmüyoruz, tatmıyoruz, kokmamıyoruz normalde. Ama ilk haftalardan itibaren, özellikle ilk ayın sonundan itibaren yani bu fetüse ne oluyor? Anne karnındaki bebek taslağında en çok neresi gelişiyor diye bakarsanız beynin çok hızlı bir patlama gibi geliştiğini görüyorsunuz. Adeta bir patlama geçiriyor. En hızlı gelişen organ tabii diyebilir miyiz? İlk gelişmeye başlayanlardan gelişen bir tanesi. Mesela geçen sefer şöyle bir kesip de hani şu katları göstermiştim. Şu gördüğünüz sistem aslında önce uzun bir tüp olarak oluşuyor anne karnında. Ve tüpün şu üst kısmı oluşturacak bölgeleri o kadar hızlı büyümeye başlıyor ki şu tüpün tüp halinde kalan kısmı olarak düşünebilirsiniz. Üst kısmı büyüyüp burayı komple sarıp üzerine örtüyor. Şimdi bu deli gibi açıkçası bir büyüme gerektiriyor. Biyolojik alemde büyüme de nasıl oluyor? Çok hızlı bağlantı ve hücre üretmeniz gerekiyor. Yeni hücreler yapacaksınız. O hücreleri birbirine bağlayacaksınız ki beyin dediğimiz o işte şebeke, işletim sistemi oluşsun. Fakat hiç kullanmadığımız bir yerde neden bu kadar hazırlık diye insan merak ediyor. Hatta öyle bir derecesi var ki bunun, doğmadan hemen önce ve doğduktan sonraki birkaç ay içinde bir bebek beyninin ortalama olarak her saniye 1.8 milyon adet yeni hücreler arası bağlantı yaptığı hesaplanıyor. Her saniyede. Her saniye. Bu inanılmaz bir rakam. Çok inanılmaz. Yani bu şöyle söyleyeyim, mikroskopik bağlantılar bunlar. Böyle kımıl kımıl hareket eden bir spagetti gibi düşünebilirsiniz beyni aslında. Şu anda bizimki de öyle, sadece bebeklerinki değil, hepimiz oluyor ama onlar da daha hızlı. Şimdi bu kadar yoğun bağlantının erişkinlik dönemiyle karşılaştırmasına baktığınızda çarpıcı bir şey görüyorsunuz. Şu anda biz hepimiz doğduğumuz andakinden daha az sayıda hücre bağlantısına sahibiz. Yani doğduktan sonra kaybediyor gibi gözüküyoruz bunları. Yani gereğinden fazla üretiliyor anne karnında. Bu nedenle de insan bebekleri erken doğar, beyin tam gelişmeden doğar. O yüzden anne bakımına muhtaçtır çünkü anne karnında gelişsin, tam olsun diye beklesek anneler doğum yapamazdı. Kafa çok büyüyecekti. Dolayısıyla canlının beyni geliştikçe zaten dışarıda bakım verme süreniz artar. Annelerin onlara bakma süresinin uzaması gerekir. Beyin dışarıda gelişecek çünkü geri kalanında. Şimdi bakıyorsunuz niye böyle bir strateji var? Bu kadar bağlantıyı anne karnında ne amaçla yapıyoruz? O mutlu 9 ay bittikten sonra doğacağız ya. Dünyada sınırsız olasılık var dünyaya gelebileceğimiz. Zengin, fakir, 10 bin sene önce, 10 bin sene sonra, kuzey, güney, yani varlıklı bir yer, her şekilde işte bir deniz kenarında ya da bir çölde dünyaya geldiğinizi düşünün. Hepsinin şartları çok farklı.
Ve insan bebeği gibi son derece zayıf, kendi kendine yetemeyen ve çevre şartlarına, çevredeki tehditlere çok açık bir canlının olabildiği kadar her şeye hazır olması lazım. Bu ön hazırlık nedeniyle beyin müthiş donanımla doğuyor. Müthiş donanımlı ama dedim ya benim şu anda bebekliğimden daha az bağlantım var. O kadar övdüm ben bebek beynini ama bebek hiçbir iş yapamıyor. Yani doğduğu zaman ne konuşuyor, ne yürüyor, ne hatta görüp tadamıyor bile. Hani görme duyusu bile gelişmemiş vaziyette. Muhtemelen farklı bir şeyler oluyor sonrasında. Tabii ki. Beynin işte bir özelliği galiba geçen sefer de söylemiş olmam lazım. Dünyaya geldiği zaman ne iş yapacağını bilmiyor beyin. Diğer bütün organlar işlerinin başındadır daha doğmadan önce. Fakat beyin geldi buraya. Mesela görebilmesi için gözden bilgi alıp görmeyi öğrenmesi. Duyabilmesi için kulaktan bilgi alıp duymayı öğrenmesi gerekiyor. Etrafındaki insanlarla interaksiyona geçerek beynindeki bağlantıya, içindeki bağlantıları uzmanlaştırması gerekiyor. Bebeklerin konuşup yürüyememesinin, doğru dürüst tepki verememesinin, ilişki kuramamasının sebebi beyinlerinde adeta böyle yoğun bir spagetti gibi bir bağlantı var ama uzman bağlantı yok. Bağlantılar uzmanlaştıkça beyin ne yapacağını öğrenmeye başlıyor ve bebeklikten gençliğe doğru giden o süreç işte bu bağlantıların uzmanlaşma zamanı. Uzmanlaşmanın da kuralı şu, biz mesela diyelim çevremizdeki insanlarla etkileşime girmeye başladık. O sırada bazı zihinsel devreler kullanıyoruz. Kullandığımız devreler kalınlaşıp sağlamlaşıyor. Daha sıkı bir devre haline geliyor, zor silinen devrelere. Hiç kullanmadığımız, uyarılmayan devreler yavaş yavaş siliniyor beyinden. Buna da sinaptik budama deniyor bizim sinir bilim literatüründe. Sinaps hücreler arası bağlantı. Onlar budanıyor kullanılmaya. Bu aslında bizi uzmanlaşmaya götüren şey oluyor aynen sanıyorum aynı zamanda. Ağırlıkları atıyoruz tabiri caizse. Belirli alanlarda uzmanlaşıyoruz ve farklılaşıyoruz da aynı zamanda doğumdan itibaren de farklılaşıyoruz. Tabii. Bunun mesela enteresan bir sonucu var. Şimdi dağda bayırda ya da Afrika'nın steplerinde şurada burada doğan bir bebek düşünün. Bu çocuk sürekli engebeli arazilerde dağda bayırda gezecek. Belki ağaçlara tırmanacak. Hani böyle vahşi doğa koşullarına daha yakın olacak diyelim. Bir de işte İstanbul'un göbeğinde bir metropolün tam ortasında AVM'lerde falan büyüyen bir çocuğu düşünün. Şimdi birkaç sene evvel öyle bir alarm düzeyinde bir bulgu yayınlanmıştı. Şehirlerde, büyük şehirlerde büyüyen çocukların denge duyuları iyi gelişmiyor diye. Niye? Sürekli düz zeminde yürüyorlar. Denge açısından bir meydan okumayla karşılaşmıyorlar. Öyle olmayınca da o bağlantılar ihtiyaç yok diye budanıyor. Ama dağda bayırda gezen çocuk yani bir keçi gibi adeta her türlü o işte ne derler oyukluğu, çıkıntıyı falan değerlendirebilecek bir zihinsel işnekliğe sahip oluyor. Bu bulunduğumuz ortamın aslında bizi şekillendirdiği anlamına geliyor. Karşı karşıya kaldığımız bağlantıların. 1950-60'lı yıllardan itibaren bu hayvanlarda davranış çalışmaları çok arttı. Özellikle bu davranışçılık ekolünün etkisiyle. Mesela orada ilginç bir şey yaptılar. Ben işte kitapta da ondan bayağı bir bahsettim. Fareleri biz böyle gruplar halinde kafeslerde büyütüyoruz. Deney yaptığımız fareler var. Onları yetiştiriyoruz bunun için. Böyle küçük plastik kafeslerdir. İşte dibine talaş, üstüne yem su falan koyarız. Bir de sosyal hayvanlar olduğu için yalnız kaldıklarında sinirleniyorlar. 3-5 tanesini bir araya koyuyoruz. Hem de üresinler falan diye. Sonra bir grup araştırıcı daha büyük kafesler alıyorlar. Fareleri yeni sütten kesilmiş yeni yavru fareleri buraya koyup biraz böyle oyuncak falan koyuyorlar içine. Yani oyuncak derken işte tüneller, çarklar, hani farelerin oynayabileceği, vakit geçirebileceği şeyler. Pet shoplarda görüyoruz. O işte hamsterler falan için koyduğumuz şeyler. Sonra bu hayvanlar büyüdükçe bakıyorlar bir kere hayvanların davranışlarında bir fark var. Yani bir değişik davranıyorlar normal farelere göre. Sonra bunları zeka testlerinden geçiriyorlar. Bakıyorlar ki bütün zeka testlerinde bunlar çok iyi performans gösteriyor. Normal farelerin çok önündeler. Çok iyi problem çözüyorlar, hafızaları canavar gibi. Daha sağlıklılar genel olarak, daha uzun yaşıyorlar, kansere falan daha az yakalanıyorlar, daha az strese giriyorlar. Yani bayağı avantajlı gözüküyor bu hayvanlar. Tabii önce bir kafese 2-3 tane böyle oyuncak koymanın nasıl buna sebep olduğu çok anlaşılmıyor. Sonra işte 90'lara doğru işte beyin araştırmaları arttıkça bunların beyinlerine bakıyorlar ve görüyorlar ki normal kafeste büyüyen fare çok fazla çevreyle komplike bir ilişkiye girmediği için beynindeki bağlantıların çoğu silinmiş. Beyin hücreleri böyle çıplak çıplak yani çok az bağlantıya sahip. Ama öbür fareye bakıyorsunuz meşgul ya. Devamlı bir interaksiyon içerisinde onun hücreleri daha dallı budaklı. Bunun anlamı ne? Bu hayvanlar yani zenginleştirilmiş kafes dediğimiz o diğer kafeslerde büyüyenler daha fazla bağlantıyı koruyorlar ve korudukları bağlantılara daha yüksek bir potansiyelle
hayatla karşılaşıyorlar. Hmm. Beyinsel bir potansiyel yüksek olduğunda da sorun çözme, hem sağlıklı kalma, yem bulma, üreme şansları artıyor. İşin garibi son çalışmalar böyle yetiştirdiğiniz farelerin bu özellikleri normal kafeste de büyütülseler yavrularına da aktarabildiklerini gösteriyor. Yani genetik yapılarına da yansıyor bu süreç. İşte tam genetik demiyoruz ama epigenetik diye bir kavram var. Genler değişmiyor belki ama bir şekilde genler dışından bir aktarım yolu olduğunu düşünüyoruz artık. O zaman her öğrendiğimiz şey psikolojik durumumuzla ilgili olumlu gelişmelerde bizden sonra gelecek kuşaklara aktarılıyor. Olumsuzlar da aynı şekilde. Olumsuzlar da aktarılıyor. Tabii. Bu da çok enteresan bir şey ve bu döngüyü kırabilen kişiler aslında kendisiyle ilgili yani gelecek kuşaklara da müthiş bir iyilik yapıyor döngüyü kıran. Tabii mesela bunun bence önemli dersi o yani. Bir nesil döngüyü kırsanız düşünseniz ondan sonra her şey yoluna girebilir. Yani bunu denemek lazım. Mesela bu annesi tarafından bakım farkı olan fareler var. Mesela bazı anneler yapısal olarak fare annelerden bahsediyorum. Yavrularına daha az bakıyorlar. Onları daha az böyle seviyorlar tabiri caizse. Tımarlama dediğimiz bir işlem. İlgisiz anneler. Yani bir grupta ilgili anneler. Siz ilgisiz annelerin yavrularını takip ettiniz mi onların da ilgisiz olduğunu görüyorsunuz. İşte diğerleri de daha ilgili anneler oluyorlar ileride. Fakat bu yavruları alıp öbür fareye verdiğinizde onun emzirmesini sağladığınızda bakın genetik yapıları farklı. Onların da hemen hemen hepsinin daha ilgili anneye dönüştüklerini görüyorsunuz. Yani o davranışı bir şekilde aynen kendi şeyine taşıyor. Ve dolayısıyla işte diyelim bu kısır döngüyü kırmak aslında mümkün gözüküyor en azından biyolojik olarak. Zaten işte birazdan söyleyeceğim. Dünyaya geldikten sonra bizim esas işimiz etrafımızda gördüğümüz davranış kalıplarını kopyalayıp kendi davranışlarımızı oluşturmak. Bir şey soracağım. Sözünüzü unutmayın lütfen. Eğer ki işte bizim psikolojik durumumuz ebeveynlerimizin durumundan etkileniyorsa, onların durumu da ondan öncekilerden etkileniyorsa, günahı ne o zaman sonraki gelen kuşakların? Yani zaten psikolojide adalet duygusunu nasıl oturtmamız gerekir? İşte burada bilmenin sorumluluğu bence çok önemli bir şekilde devreye giriyor. Bugün psikologlar yani en kuvvetli damarlar diyorlar ki, yani travmalarımızın, hatalı davranışlarımızın, psikopatolojilerimizin yani ruhsal bozukluklarımızın büyük bir çoğunluğunu aslında özellikle çocukluk dönemimizde ailemizden devralıyoruz. Şimdi bunun gerçekten beyin gelişimine baktığınızda mantıklı ve makul bir tarafı var. Fakat bunu bildiğinizde bunu kırmak da, bunu değiştirmek de daha mümkün oluyor. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru müdahale, doğru bilgilendirme. Mesela ben bunları sürekli sadece böyle televizyon programlarında değil, bulduğum bütün anne baba ve anne baba adaylarına anlatmaya çalışıyorum. Çok önemli bir şey çünkü. Tabii. Ya bunları bildikleri zaman, ya o çocukla mesela ilgilenme meselesinin ne kadar önemli olduğunu kavradıklarında zaten benim onlara başka bir şey öğretmeme gerek kalmıyor. Binlerce, milyonlarca yıldır gelen doğru davranış kalıpları içeride bir yerde zaten var. Sadece düşünmemiz yetiyor. Onu nasıl uygulayacağımızı hemen keşfediyoruz. Ya çok basit bir şey var. Ben bugün mesela maalesef çok fazla görüyorum. Hep de anlatırım. Biraz içime de dokunan bir şey. Anne babaları özellikle küçük çocuklarıyla işte gezerken bu alışveriş merkezlerinde şurada burada görüyorum. Mesela özellikle dışsal değişkenler erişkinleri de çok meşgul ediyor. Kafamız çok dağınık. Çocuklar orada sürekli bir şey istiyorlar. Fakat ellerinden tutmuş dev gibi bir yetişkinin eline asılarak dikkat çekmeye çalışıyorlar ve çoğu zaman başarısız oluyorlar. Ve bir süre sonra da ebeveynlerin kızdığını görüyorsunuz. Ya yeter çocuğum işte bu kadar saattir başımın etini yedim falan. Halbuki o çocuğun bir tek ihtiyacı var. O yani tek güvendiği anne babasıyla ya da yakında kim varsa onunla. Bir göz göze gelip bir derdini anlatmak istiyor. Mesela bu çok kolaydır. Önüne düz çöküp göz göze bakıp da etrafınızı bir dakika unutup o çocukla konuştuğunuzda zaten bir dakikadan uzun sizinle konuşmuyor. Ve derdini anlattıktan sonra son derece mutlu bir çocuk olarak hayatına devam edebiliyor. Bunun gibi basit trikler, yani bir duygusal canlılarız işte birazdan gene konuşuruz. O duyguları tatmin edebildiğiniz takdirde çok kısa bir zaman alır bu. İşler çok kolay aslında. Biz maddi ihtiyaçları doyurup diğer kısımlarını biraz unutuyoruz ama beynin esas ihtiyacı etrafla duygusal angajman. Bu kısım çok önemli bir kısım yani. Duygusal angajman. O verdiğiniz çocuk örneğinde de buradan Doğan Cüceloğlu'na da selamlarımızı gönderelim. Aynen. Hocamıza selam ediyorum ben de. Evet. Var olmaya çalıştığını söylüyor Doğan Cüceloğlu. O çocuk anne babayla ilişkisinde beni var et diyor aslında. Beni fark et ve var et. Evet. Ve o varoluşsal alt boyutları da yaşamak istiyor çocuk. Onunla ilgili bir durum. Bu adalet dediğim noktayı bir kenara bırakarak o zaman biz sorumluluk alıp işte gelecek kuşakları değiştirmek adına kendimizi değiştirerek bir geçmiş için bir şey yapamayacaksak
yol çizmemiz tabii son ki derece gerekli. Çocuk beyniyle ilgili söylemek istediğiniz farklı şeyler var mı? Var tabii. Şimdi özellikle dünyaya geldik dedim, işte bir uzmanlaşma süreci geçiriyor dedim ya beyin. Şimdi bu farelerin kafesine oyuncak koyduk, fareler daha zeki oldu. Peki insan çocuğunu nasıl daha zeki, daha doğrusu daha yeterli, kendini tam hisseden bir hale nasıl getirebiliriz? Bu arada sen beni bilirsin ama belki bilmeyen izleyiciler de, benim için akademik başarı falan hiç önemli şeyler değil. Esas olan hayatta mutlu olmak. Çünkü beynin orijinal ayarının buna yönelik olduğuna inananlardanım. Nasıl mutlu olacaksa öyle bir hayat yaşadığı zaman insan tamam oluyor. Bunu nasıl sağlayacak peki? Şimdi biz çocuklara çok oyuncak alırsak farelerdeki gibi değişiklik yaratamıyoruz. Hatta çocuklara hazır oyuncak almanın, tablet bilgisayara boğmanın, bunlarla vakit geçirmelerini kolaylaştırmanın beyni küçülttüğünü, kapasiteyi azalttığını biliyoruz. Çünkü insanı insan yapan, geçen sefer de konuşmuştuk, şu elleridir. Elleriyle bir şey yaptığı zaman beyni gelişiyor. Beyni geliştiği zaman elleri daha maharetli oluyor. Elleriyle bir şey yaptıkça gene beyni gelişiyor. Böyle bir kendi kendine besleyen bir döngü var. Çocukluk döneminde bu bağlantılar uzmanlaşırken, o çocuk çamurları mıncıklayıp, tahtalardan blok yapıp, dışarıda farklı farklı ağaçlara, dallara tutunup onların dokularını deneyimleyip öğrenemezse eğer, çok büyük bir eksiklik başlıyor beyinde. O bağlantılar gidiyor. İnce detaylı motor beceriler dediğimiz, efendim duyusal ince dokunma, ince hissetme duyuları, bunlar gelişmiyor. Ve gelişmeyince de tabiri caizse künt, duyusal ve motor açıdan yetersiz çocuklar üretmeye başlıyor. Mesela bu çağın en önemli problemi o. Bu devirde, yani çocukluk döneminde ilk doğduğunuzdan işte 7-8 yaşına kadar düşünün. Aslında bir sosyal iletişim ve oyun dönemi. Sosyal iletişim mesela anneyle babayla, özellikle de anneyle ilk etkileşimler beyin için paha biçilmez bir şey. Anne yahut anne yerine geçen, anne yoksa onun yerine bakım veren ilk kişi, ilk bağlanma kişisi deniyor buna. Bu ikisinin arasındaki ilişki çok önemli. Çünkü mesela feral çocuklar diye bir vaka var. İşte ya ormanda terk edilen ya da vahşi hayvanlar tarafından bir şekilde kaçırılıp işte ormana götürülen. Ayılar böyle şeyler yapıyorlarmış Amerika'da mesela. Çocukluklarını, insan çocuklarını kaçırıyorlarmış. Ve onlara bakıyorlarmış daha sonra. Mesela YouTube'da falan da bu dokümanlar, belgesel filmler bulunabiliyor bu konuda. Mesela feral çocuklar denen bu vakalardan 4-5 tanesi iyi dokümant edilmiş, çalışılmış. Herhangi bir şekilde insana dair bir iz göremiyorsunuz. Bedensel yapıları insana benziyor ama hangi hayvanların yanında büyütüldüyse onun dilini alıyor. Mesela o hayvan gibi davranıyor yani. Onun beden postürünü taklit ediyor, onun gibi yürüyor. Onun gibi yaşıyor, uyku uyanıklık döngüsü ona benziyor. Yediği şeyler onun gibi oluyor. Bu örnekler bize şunu gösteriyor. İnsan bebeği doğuştan etrafındaki ortamı taklide şartlanmış. Ve taklit yöntemiyle öğreniyor. Gerçekten de biz mesela çocuğa ne anlatırsak anlatalım. Ya bir türlü lafımı dinlemiyor. Bak lafımı dinleseydim böyle olurdu. Hep deriz bunu. Fakat bilmeyiz ki çocuk laftan anlamaz. Yani insan çocuğunun laf dinleme ikinci, üçüncü planda yaptığı bir şeydir. Önce karşıdakine bakar. Çünkü ayna nöron sistemi diye bir sistemle doğuyoruz biz. Ayna nöron sistemi, yani beynin özellikle şu ön kısımları ve arka yan kısımları olması çok geniş bir alanı etkileyen bir şebeke aslında. Öğrenmenin temeli de burada sanıyorum gerçekleşiyor. Tabii ki. Bana soracak olursanız, yani ben öyle olduğuna gittikçe daha fazla kani oluyorum. Özellikle sosyal kurallar, yani normal yaşam becerilerinin çok büyük bir kısmını biz bu aynalama yöntemiyle öğreniyoruz. Ayna nöron sistemi şunu yapıyor. Karşınızdaki insanın hareketlerini, davranışlarını, konuşmalarını izlerken sizin beyniniz sanki o hareketleri siz yapıyormuşsunuz gibi aynen içeride bir faaliyet gösteriyor. Tekrar ediyor onları yani. Ve bu tekrar sayesinde siz o davranışı öğreniyorsunuz. Mesela enstrüman çalanlar bunu iyi bilirler. Çünkü mesela çaldıkları ya da yeni öğrenmeye çalıştıkları bir enstrümanı ustaca çalan birisini 5-10 dakika seyrettiklerinde, sonra da enstrümanı eline aldıklarında çok daha iyi çaldığını fark ederler bir süre. Sadece izleyerek prova yapıyordur çünkü beyin, sanki kendiniz çalıyormuşsunuz gibi. O da zihninde çalıyor aslında. Tabii zihninde. Ve onu yeterince dikkatli izlerseniz bir süre sonra enstrümanı eline aldığınızda daha akıcı çalmaya başladığınızı fark edersiniz. Yani bizim için izlemek, görmek pasif bir eylem değildir. O bizi şekillendirir. Biz ona maruz kaldıkça o yönde bir değişim geçiririz. Yeni bir çalışma var mesela, okulda çocukların bulunduğu sosyal çevre. Arkadaşlarının kişilik özellikleri çocukları etkiliyor. MBA'nın sitesinde yeni yayınladığımız bir çalışma bu. Çocuğun, hani sabit diyebiliriz ya kişilik. Pek öyle bir şeye benzemiyor artık. Değişiyoruz. Ve çocuğun etrafındaki kişiler nasılsa
ona göre şekil alıyor. Hatta bunun en uç noktasını söyleyeyim. Mesela sosyal medya bizim üzerimizde böyle bir değişiklik yapıyor. Çok ilginç bir çalışma vardı. Seneler evvel yayınlandı bu. Mesela diyelim, Facebook arkadaşlarınızın ortalama kilosuna yaklaşıyorsunuz. Bu kısım çok tabii ilginç. Genellikle iri iseler siz de kilo alıyorsunuz mesela. Üzüm üzüme baka baka kararır herhalde atalarımızın bu bilgelikle sezgisel düzeyde söylemiş olduğu bir söz. Tamam öyle işte. Direkt buraya uyuyor. Benim de daha önce okuduğum iki araştırmadan aklıma gelen örnekler var. Katkıda bulunmak adına. Zihinsel antrenman yapan gruplar var. Bir tanesi piyano çalma konusuyla ilgili zihinsel antrenman yapıyor ve parmaklarda kas gelişimi gözleniyor bir süre sonra zihinsel antrenman yapanda. Hem de beyinde de parmak temsil alanları genişliyor aynı şekilde. Oradaki bunu, bölge de farklılaşıyor. Tabii işlevsel görüntülemeyle bunu da görebiliyoruz ve piyano çalmasına gerek yok. Sadece zihinden piyano evet, çaldığını düşünerek. Evet, dediğim de öyle zaten. Tamam. Bir de spor kas geliştirmeyle ilgili yine zihinsel antrenman yapan kişilerde kaslarında yine bir gelişim gözlenmiş. Kilo verme, kas gelişme hepsi oluyor. Testosteron artıyor mesela. Gerçekten hareket yapıyormuş gibi. Dolayısıyla zihinde biz ilk önce o yaptığımız şey boşa gitmiyor aslında. Hem tabii bunun ki bedende bir karşılığı var, hem de bir de artık ne derseniz deyin evrende belki de bir karşılığı var. Aynen. Bir şeyleri oldurmanın ilk yolu zihinde yapmak. Derler ya önce bir niyet et diye. Yani işte niyetin öneminden bahseder herkes. Aslında niyet böyle bir şeydir. Zihninizi belli bir oryantasyona sokar. Yani piyano çalmaya niyet ettiğinizde bile piyano beceriniz bir tık da olsa artıyor. Tabii sadece düşünerek piyano çalmayı öğrenmiyorsunuz ama beyin bir hazırlık yapıyor. Diyor ki parmaklarla ilgili bir mesele var. Ben oraya daha fazla kaynak ayırayım. Sanıyorum yine daha evvel konuştuk. Meydan okuma olmadan gelişmeyen bir sistem var bizde. Yani beynin gelişimi, bütün vücut aslında öyle. Mesela aç kaldığında vücut kendini onarmaya başlar. Çökmek yerine açlık vücudu onarıcı sinyaller harekete geçirir. Zorda kalmak öğrenmenin en iyi yolu. Aynen öyle. Mesela hafif stres çoğu zaman öğrenmeyi arttırıyor. İşte biraz mesela oksijensiz kalınca beyin yeni hücre yapıyor, öyle düşünün. Yani devamlı meydan okuma bizim için iyi bir şeydir. Dil öğrenmede de bu böyle değil mi hocam? Elbette. İşte yabancı bir ülkeye gittiğinizde mecbur kalınca en kalıcı herhalde orada öğreniliyor. Hayatta kalacaksın çünkü mecbur. Demiştim ya tanım olarak beyin nedir? Bir hayatta kalma donanımdır. Hayatta kalmayla ilgili her şeyi mükemmelen becerir. Yani isterse dünyanın en zor dili olsun, hayatta kalmayla bağ varsa hemen öğrenir. Ya da İşte üremeyle bağ varsa, hep söylüyorum, yabancı bir ülkeden birine aşık oldunuz diyelim. O zaman hemen onun dilini pat diye öğreniyorsunuz. Yani bu siz biraz böyle bir durum. Bu kitapta zannediyorum bahsediyorsunuz yabancı dil öğrenme, konuşamıyorum diyen kişiler. İşte Erasmus'ta gelen yabancı öğrencilerle kurdukları diyaloglarda. Bir günde çözüldüler. Bir günde. Yani. Bir de burada tabii dediğiniz gibi farklı cinsiyetler olunca bu süreç daha da hızlı. Coşar tabii ki. En önemli sürücü kuvvetlerden biri bizdeki sonuçta aşk meşk işleri, gönül işleri. Dolayısıyla onun mesela motivasyon etkisiyle olan şeyi çok rahat görebiliyorsunuz. O yüzden örnek verdim. Ama bunun gibi mesela arkadaşlar bana hep söylüyorlar. Belki daha ileride o konuyu da ayrıntılı konuşacağız özellikle bu zihinsel kapasiteler konusunda. Ya öğrenemiyorum diye bir şey var. Mesela bir kere bir dil öğrenmişsen dil öğrenemiyorum diye bir şey söz konusu değildir. Onun arka planına indiğinizde amaç dil öğrenmek haline gelince beyin bunu kabul etmiyor. Dil öğrenmek bir amaç olamaz. O dili bir şey için kullanacaksınız. O şeyi biliyorsanız ne yapmak istediğinizi. Dil bir anda çok kolay bir araç haline geliyor ve onu hemen beyin bir araç olarak öğreniveriyor. Ama siz falanca sınavı geçmek için dil öğrenmeye kalkıyorsanız beyin o kadar masrafı öyle lüzumsuz bir işe vermez. Çünkü o sınav bir kere girilecek ve bitecek, sonra hayatta kalma açısından hiçbir önemi olmayacak sizin için. Hakikaten bizim sınavlarda göze sürme gibi şeyler yani hiç aslında önemi yok hayatımızda. Evet. Beyne bunu kabul ettiremiyorsunuz işte. O da çok masraflı bir iş olan, ciddi zihinsel kaynak gerektiren dil öğrenme işini savsaklıyor. Bir de korkuyoruz işte yani bir şey kompleksimiz var böyle konuşmaya, hata yapmaktan korktuğumuz için çekiniyoruz konuşmaya. Bunlarla birleşince işte bizim en büyük sorunumuz o. Ona vallahi bir ayrı muhabbet yapabiliriz. Çünkü o konu bir yaraya benziyor. Hatta ben o programa kadar inşallah böyle garip bir dil öğrenip geleyim. Mesela şu anda bilmediğim ne öğreneyim? İzlandaca falan öğrenelim, o konuda konuşacağız. Yapabiliriz aslında bunu. Yani bunu yapmak konuda hiçbir engel yok. Yeter ki isteyelim. Evet. Bunları ayrıca konuşalım. İzleyicilerimize de buradan duyurmuş olalım. Şu an elde var beyinde beyni anlamaya yönelik, işlevlerini, anatomisini anlamaya yönelik bir temel oluşturuyoruz. Bu arada sonrasında konudan da arada bir sapıyoruz tabii. Çok çetrefilli olduğu için ama gene biz şu gelişimi hızlıca bir tamamlayalım. Evet, devam edelim. Vaktimizi bitirmeden.
Ben özellikle işte çocuk beyninde şeyi söylemeyi istiyorum. Bu ayna nöron sistemi çok önemli. Çocuklar laftan değil davranıştan anlıyorlar ve bütün öğrenme sistemi biraz bizde bunun üzerine gelişiyor. O nedenle annelerin içgüdüsel olarak sürekli konuştuğunu biliriz. Mesela babalar o kadar konuşmuyor ama anneler çok konuşuyor. Neden? Anne içgüdüsel olarak biliyor ki ne kadar çok sözel etkileşimde bulunursa çocuğun beyni o kadar fazla gelişecek. Bunun bilinçli olarak değil ama dürtüsel olarak farkında. Dolayısıyla o yüzden genellikle anneler hani çok konuşuyor diye bilinirler. Böyle bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Eğer anne konuşmazsa ya da çocukla o dönemde birileri bu kadar çok ilgilenmezse çocuk beyni gerçekten yeterli derecede gelişemiyor. En önemli kısmımız bizim o sözel ve duygusal etkileşim. Çocukla konuşmanız da yetmiyor. Ona duygusal olarak onu anlayabildiğinizi göstermeniz, duygusal olarak bir alışverişte bulunmanız gerekiyor. Yani bununla ilgili yapılan çok hakikaten ilginç, dikkat çekici ve rahatsız edici deneyler var. Mesela bir anne normal çocuğuyla oynarken işte bir anda çocuğuna tepki vermeyi kesiyor. Karşısında oturuyor ama hiç yüz olarak tepki vermiyor. Çok güzel bir videodur, internette var o. Ve çocuğun bir anda çok rahatsız olduğunu görüyorsunuz. Yani anne bir yere gitmiyor orada. Çocuk acıkmıyor, susamıyor, biyolojik bir ihtiyacı yok. Ama annenin duygusal akışı durduğu zaman çocuğun en büyük ihtiyacı kesilmiş gibi. Onu hemen fark ediyorsunuz ve hepimiz aslında böyle bir şeyle doğuyoruz. Ön ayarla doğuyoruz. Sonra çocukluk dönemi dedim ya, dünyayı deneyimleme yoludur. Şimdi ayna nöronlardan bahsediyorum ama bunun az bilinen bir kısmı var. Onu vurgulamak özellikle isterim. Biz mesela ayna nöronlarla ben Dinçer benimle konuşurken ne hissediyor, ne demek istiyor, işte sözünün altında ne gizliyor olabilir, stresli mi, rahat mı, böyle bir sürü mesaj okuyorum. Ve sosyal ilişkilerde ustalaşmamızı sağlayan bir şey daha yapıyor. Diyelim ki bu bir çamur, bir tahta parçası, bir şey olsun. Ben bundan bir şey üretmeye çalışacağım. Mesela diyeyim, bir alet yapacağım ya da bir sanat eseri oluşturacağım. Şimdi buna bir şekil vermem gerekiyor benim. Elime bir alet alıyorum, bunu işte yontuyorum diyelim. Şimdi yontarken elimdeki aletle şu materyal arasındaki etkileşimi hissediyorum ve beynimdeki ayna nöron sistemi o sırada bu iki maddenin davranışını da taklit edip öğreniyor. Ve siz bu iki maddenin birbirine nasıl reaksiyon verdiğini ayna nöron sistemiyle öğrendikçe ikisi arasında çok daha kompleks etkileşimleri yönetebilir hale geliyorsunuz. Bu nokta çok önemli. Ustalığa giden yol ayna nöronlardan geçiyor. Ve elimizle bu işi çok güzel yapıyoruz. Elle yaptığımız herhangi bir şey. Mesela cerrahlık. Sadece kitaptan okuyarak cerrah olmuş birine ameliyat olur musunuz? Hayır. İlla usta-çırak ilişkisi olacak. Önce onu bir görecek, sonra dokunacak, hata yapacak, düzeltecek, edecek, öğrenecek. Ancak o zaman usta olabilecek. Bu ustalık da işte bu müthiş gelişmiş ayna nöron sistemiyle ilgili olduğu biliniyor. Yakın zamanda bunu iyice anladık. Ve neden artık maymunların veya diğer canlıların böyle komplike teknolojiler üretemediğini daha iyi anlıyoruz. Maymunlar alet kullanıyor. Mesela pipet yapıp su içiyorlar, çubuklarla karınca avlıyorlar falan, yapıyorlar öyle şeyler. Mesela taşlarla bir takım basit aletler yapabiliyorlar. Ama bizim gibi materyali radikal bir biçimde değiştirip bambaşka şeyler üretme yetenekleri bu yüzden yok. Ayna nöron sistemi bizde, düşünün, bu kadar kuvvetli yani. Buradan çıkacak sonuç ne? Çocuklar hayatta usta olacaklarsa şunları bir kere kullanacaklar. Yani bir şekilde yazarak, çizerek, resim yaparak, duvarı boyayarak, bir şeyleri kırıp dökerek belki onların dokusunu, davranışını, adetlerini anlayacaklar. Etraflarındaki cisimlerin davranış kalıplarını aynalayıp öğrenecekler. Ama dümdüz bir zeminde, düz bir ekranın karşısında ve oturan bir çocuğun da bu sistemin gelişmesini bekleyemeyiz. Hatta bana soracak olursanız şöyle bir teorim var. Çalışıldığını bilmiyorum. Sürekli olarak bu tip uyaranlardan yoksun bir çocuk bir süre sonra hissiz, duygusuz ve duygusal açıdan künt bir insana dönüşüyor. Çünkü ayna nöron şey yaptıkça, geriledikçe duyguları karşıdaki insanları okumakta da zorlanıyorsunuz. Ve artık böyle yarı otistik tarzı, hani klinik olarak otistik olmayan ama sosyal yaşamda gerçekten otistik gibi davranan insanların sayısının artması da biraz bununla ilgili. Acılara duyarsız, diğer insanların duygusal dalgalanmalarına karşı herhangi bir reaksiyon vermeyen, hani böyle hafif sosyopat, psikopat tiplerin sayısının artmasını da tabii ki buradan bekleyebiliriz. Neticede o oyun çocuğu dediğimiz şey aslında işte eliyle dünyayı manipüle etme meselesi çok önemli. Ona muhtemelen yani ne kadar çok fırsat verirsek bizim o kadar çok işimize yarayacak. Onu da burada dipnot olarak belirtmem lazım. Sonra bir de genç beyin var. Oraya atlayayım mı yoksa burayla ilgili başka bir bununla ilgili bir özet yapmış olalım o zaman.
Olabildiğince zenginleştirilmiş bir ortamda beyni uyaracak, evet, özellikle elleri kullanabilecek işler yaptığında çocuklar çok daha fazla gelişim gösteriyorlar, uzmanlaşmaya doğru gidiyorlar ve bunun eksikliği ise çocuklarda hissiz, sizin deyiminizde sosyal otistik çocukların oluşmasına neden oluyor ki zemin hazırlayabilir. Zemin, evet, hazırlayabilir. Bu da çok istediğimiz bir şey değil. Pasif bir şekilde televizyon izlemek ya da pasif bir şekilde işte bilgisayar oyunları oynamak sürekli buraya doğru itiyor mu çocukları? Tabii ki. Mesela çok basit bir şey düşünün. Özellikle bir tam oyun çağında 1-2 yaşında bir çocuk düşünelim. İki durum düşünün. Birisi annesiyle ya da babasıyla küpleri üst üste dizip vurup devirip kakarak kikiri gülüp bir yerde yuvarlanıyorlar. Ya da ne bileyim işte basit bir araba oyunu bir şey oynuyorlar. Bir bunu düşünün. Bir de ailecek oturup televizyon izlenen ya da tablette bir şeyler oyun oynanan bir durumu düşünün. Aradaki deneyim kahredici derecede farklı. Evet, farklı. Yani orada her bir an o bloklarla ya da işte gerçek nesnelerle oynarken her an yeniden çözülmesi gereken birçok yenilik var, problem var. Efendim onların dengede durması için o küplerin yapısının, geometrisinin, fizik kurallarının bilmem nelerin deneyimlenmesi var. Ve o deneyimlemenin sonucunda beyinde oluşturulacak yeni bağlantılarla sağlanacak yepyeni imkanlar var. Gülüşme, efendim belki de zıtlaşma, neyse bunların hepsi insan ilişkilerinin parçası. Onların öğreteceği çok şey var. Karşıdaki insanlar da kendi davranışlarınızın ne tip reaksiyonlar doğurduğunu anlatan paha biçilmez tecrübeler var. Mesela bebek orada annesinin babasının neye güldüğünü, neye kızdığını anladıkça sosyal kuralları anlıyor aslında. Anne babasında hakeza yine aynı şey oluyor. O bebekle, o çocukla olan interaksiyon sonucunda onun neye ihtiyacı olduğunu daha iyi anlayabiliyorlar. Yani bu tip gerçek vakit geçirmelerle sanal, efendim şimdi çıktı fizik kurallarını anlatan oyunlar çıktı. Bilmem beyin geliştirici oyunlar. İsterseniz milyon saat oynatın. Yani basit bir board oyun diyorlar ya hani bu masa başında oynanan ya da yerde sırf keyfine yuvarlanma, güreş gibi falan bir şeyin yerini tutması mümkün değil. İnsan deneyimi çünkü çok kompleks. Bunun yerine bir şey koyamıyoruz henüz. Çocuk beyni konusunu aşağı yukarı toparlamış olduk. Peki ergen beynine geçmek istiyorum. Ergenliğe geçişte neler oluyor beyinde? Çocukluktan ergenliğe geçerken bağlantılarda ne oluyor? İçeride neler oluyor? Ve dışarıya yansıması nasıl oluyor? Beynimi toplayayım, hemen size bir şey göstereceğim. Dağılmış beynimizi toplayalım. Evet, evet. Yabancı olanlar için beynin altı, beynin üstü, beynin önü ve arkası şeklinde şöyle tekrar bir oryantasyon yapayım. Evet. Şimdi doğduğumuz zaman beyin bu kadar kıvrıntılı değil. Çünkü daha tam büyümemiş. Büyüdükçe kafatasının içinde kıvrılmaya devam edecek. Diğer bütün kısımların hemen hemen doğduğumuzda hazır olduğunu söyleyebiliriz. Sadece uzmanlaşma süreci geçiyor dediğim gibi. Şimdi beynin arkası görmeyi öğreniyor, işte yanı duymayı öğreniyor, şurası tat almayı öğreniyor falan. Ama şu önde gördüğümüz kısım, bir kısmı kırmızıyla işaretlenmiş ya şurada ön iki taraf. Burası onlu yaşlara kadar çok fazla gelişim göstermiyor. Şimdi buranın ne iş yaptığına bakarsak, geçen hafta biraz daha bahsetmiştim. Bizi insan yapan özellikleri yöneten yerde, şempanzenin yapamayıp da bizim yapabildiğimiz ne varsa onu yapıyor demiştim. Neydi o? Karmaşık sosyal kuralları takip edebilme, dikkati bir yere toplama, gelecekle ilgili plan program yapma. Mesela işte bu yüksek insani işlevler dediğimiz hemen hemen her şey. Aynı zamanda konuşma falan bölgesi de bu taraftadır. O da burayla ilgilidir. Özellikle de buranın işte iyi, nasıl derler, iyi bilinen bir özelliği şu andaki bir zevki ilerideki bir ödül için terk edebilmek ya da geciktirebilmektir. İşte mesela şu anda bu program, aa ben buradan bir şeyler öğreniyorum diye bizi seyretmeyi tercih edip de diyelim mutfağa gidip bir şeyler atıştırmayı ya da gidip dışarıda gezmeyi erteleyenler burayı kullanıyorlar. Yani burayla dürtülerini baskılayıp şu programı bir izleyelim ne oluyor falan diyorlar. Derste oturabilmemizi sağlayan yer diyelim. Şimdi burası demek ki çocukluk döneminde zayıf, daha gelişmiyor. Gençlik dönemine doğru gelişiyor. O yüzden çocuklar mesela işte marshmallow testi vardır. Çocuğun önüne bir tatlı koyarsın. Dersin ki ona istersen yiyebilirsin ama ben çıkacağım. İki dakika yemezsen döndüğümde sana bir tatlı daha vereceğim diye. Gelecekte bir ödül koyarsın. Çocukların çoğu eğer bu bölge gelişim için daha erken yaştalarsa bekleyemeyip o tatlıyı yerler. Çünkü ilerideki bir ödül için bu hazzı erteleyemezler. Ama bir erişkini oraya koyarsanız yeterli motivasyonla 6 ay da bekler orada, hiç problem yok. Derseniz ki bunu yemezsen sana işte 1 milyon dolar vereceğim, o zaman oho bayağı bir süre oturur yani.
o hesabı kitabı yapabilme burayla ilgili. Hı hı. Şimdi bu devre aynı zamanda sosyal kuralları öğreniyor falan dedik. Ergenlerle ilgili bizim en önemli sorunumuz ne? Biz hepimiz sanki hiç geçirmemişiz gibi unutuveriyoruz hemen ama hı hı. Onlu yaşlar davranışlarımızın hızla değiştiği zamanlar. Biz büyürken hızla arkadaş çevremiz, alışkanlıklarımız, aileyle olan ilişkilerimiz, dinlediğimiz müzikler, sevdiğimiz yemekler, konuşma tarzı her şeyimiz değişiyor. Ve bunun olmasının nedeni bu bölge sosyal kuralları öğrenmeye başlıyor. Hı hı. Beynin nasıl öğrendiğini aslında herkes bilir temel kuralını. Bisiklete binmeyi nasıl öğrendiğinizi düşünün. Hı hı. Düşersiniz, kalkarsınız. O deneyim beyninizde yeterli bağlantıları oluşturunca, uzmanlaştırınca artık düşünmeden bisiklet sürmeye başlarsınız. Hı hı. Onlu yaşlarda da beynin ön bölgesi sosyal kuralları böyle öğreniyor. Deneme yanılma yapıyor. Diyor ki işte şu nasıl tepki veriyor, şu durumda bunu yaparsam ne oluyor, bu elbiseyi giyersem bana ne tepki veriyorlar, şu lafı söylersem ne oluyor gibi sosyal denemeler yapıyor. Çatışıklık yaşayarak birey olmaya çalışıyor. Mesela anne babayla araya bir mesafe koyup yeni bir birey olmaya çalışıyor. İnsan beyninin yapısına baktığınızda zaten bu gelişim sürecinde anne babayla arıza yaşamayan bir çocukta bir sorun olduğundan şüphelenebilirsiniz. Hı. Ufak da olsa bir çatışma gerekiyor. Süreç doğal o zaman. Tabii ki son derece doğal. Çünkü o sırada çocuk kendi sınırlarını ve kapasitesini deneyimliyor aslında. Ne kadar özgür olduğunun ayırdına varmaya çalışıyor biraz. Beyin zorluyor bunu ona. Şimdi böyle bir dönem aynı zamanda bir uyarı yapmam lazım. Bu bölgenin gelişmesi demek çok hızlı yeni hücre ve bağlantı üretilmesi, bunun büyümesi demek. Bu sıralarda yani onlu yaşlarda mesela sosyal olarak bizi en çok etkileyen şeylerden biri işte alkol. Alkol eğer burayla karşı karşıya gelirse onlu yaşlarda. Buradaki nöronal göç bozuluyor, etkileniyor. Çünkü alkol önce beynin ön kısmını etkiler. Sebebi burası çok fazla yaktığı için, kandan çok fazla besin ve oksijen çektiği için önce burası etkilenir. Özellikle onlu yaşlarda burası henüz gelişirken, erken yaşta alkol alımı bu aralar maalesef çok şey ya, gündemde olan bir konu. Burası çok derinden etkileniyor ve ömür boyu sürecek gelişim bozuklukları ön beyinde ortaya çıkıyor. Alkolden. Peki ne oluyor bu gelişim bozuklukları? Yani insan sakat kalmıyor, yürüyor, konuşuyor, problem yok. Öfkesine hakim olamayan, gelecek için plan yapamayan, belli bir idealin amacın peşinde uzun süre odaklanamayan, başarısızlığa mahkum hale gelmeye başlayan insanları görüyoruz. İleri yaşlarda bunalımlar, depresyonlar, erken tetiklenen Alzheimer'lar, şunlar bunlar. Şu anda hep bunlarla ilgili olduğu düşünülüyor. Sadece alkol de değil, kötü alışkanlıkların hemen hemen tamamı. Bu sistemi bozuyor. Bu bölge gelişirken aile içi şiddet, istismar, duygusal yoksunluk bu bölgenin gelişimini etkiliyor. Hı. Doğru bir gelişim için doğru beslenme, yaşama ve iyi bir sosyal ortam olursa zaten her şey kendi kendine gidiyor tıngır mıngır. O yüzden bu dönem çok önemli bir dönem bence. Özellikle bu dönemden çıkar çıkmaz üniversiteye geldiği için arkadaşlar biz genellikle post ergenlik arkadaşlarla burada görüşüyoruz ve biraz muhabbet ettiğinizde hepsinin ergenliğin nasıl geçtiğini anlayabiliyorsunuz kabaca. Dünyaya bakışları, meselelere yaklaşımları çok fark edebiliyor. Tabii ki herkes farklı ama travmayı bazen oradan görebiliyorsunuz. Yani ergenlik döneminde getirdikleri travmaları bazen izleyebiliyorsunuz. O yüzden bence yine anne babaların bu konuda çok bilgilendirilmesi, kendi ergenliklerinin sık sık onlara hatırlatılması. Unutuyoruz çünkü insan nisyan ile mağlul derler ya. Evet. Kendi tecrübelerimizi hiç hatırlamıyoruz. Ya diyoruz bu çocuk niye böyle oldu? Sen 20 sene önce sen de böyleydin. Yani hepimiz böyleydik. Başka bir şansımız yoktu çünkü. Bunu anladıkça inşallah bunu daha çok düzelteceğiz. Bu dönemde de kabiliyetler aynı zamanda ortaya çıkmaya başlıyor. O kişi hayatının nasıl bir insan olarak geçireceğini yavaş yavaş açığa vurmaya başlıyor. Ya işte benim gibi sürekli konuşmaya başlıyor. Ya sürekli akrobatik hareketler yapıyor mesela, sürekli hareket ediyorsa ya dansçı olacak ya sporcu olacak, bir şey olacak demektir. Devamlı düşünüyorsa onunla ilgili bir durum var demektir gibi gibi. Burada ipuçları var. Aynı zamanda işte bu durumdan dolayı şizofreni gibi rahatsızlıklar da eğer bir altyapı varsa bu dönemlerde zaten gözükmeye başlıyor. 20'li yaşlar şizofreninin en fazla ortaya çıktığı dönemlerdir. Onu ortaya çıkaran nedenler var mı bu dönemde şizofreniyi oluşturan yoksa tamamen şimdi öngöremediğimiz şeyler mi? Öngöremiyoruz aslında. Şöyle mesela tek yumurta ikizleri dedim ya, genetik planları aynı. Mesela biri şizofren oluyor, diğeri olmayabiliyor. Genetik yapıları aynı olmasına rağmen demek ki çevresel faktörlerin çok büyük etkisi var. Hatta bazı araştırıcıların söylediğine göre anne karnında yapıştıkları yerin farklı olması bile etkiliyor olabilir diyor. Çünkü biri az besin alacak, biri çok besin alacak bulunduğu yere göre. Yani böyle kelebek etkisi dediğimiz minik farklılıklar. İlk doğmak, ikinci doğmak bile etkileyebilir mi? Tabii tabii muhakkak.
Ya bir yemek masasında sağa sola oturmak bile etkileyebilir sonuçta. Hani ne yediğinize falan bağlı olarak her şeyimiz çünkü benzersiz. Bu hastalıkların bugün büyük kısmı otizm, işte kimisi ona dikkat eksikliğini falan da bağlıyor. İşte Asperger, şizofreniye kadar varan, hatta epilepsinin birçok tipine varana kadar geniş bir hastalık spektrumu. Bugün nöronal göç bozuklukları diye adlandırılıyor. Ne demek bu? Sinir hücreleri beynimizde bir yerde yapılıp diğer yerlere göç edip son görev mahallerine gönderiliyorlar. Bunun içinde böyle bir kılavuzluk mekanizması falan vardır beyinde. Onlar böyle bir yerlere götürülürler. Oraya giderken yolda bir sorun çıkarsa doğru yere gidip doğru bağlantıyı yapamadıklarında doğru fonksiyon gösteremiyorlar. Mesela otizm bildiğimiz kadarıyla beynin özellikle ön bölgesinde bir nasıl diyelim kısır döngü devrelerinin oluşmasından kaynaklanıyor ve sosyal davranış bu yüzden bozuluyor. İşte bu dönemin sağlıklı ilerlemesi biraz da anne babanın yaşam tarzına da bağlı, beslenme, işte doğru çocuk yetiştirme, genetik faktörler tabii ki var. Bunları detaylı olarak ileride özellikle o patolojiler konusunda daha ayrıntılı bence konuşabiliriz. Kesinlikle çok önemli konulara değindik diye düşünüyorum. Özellikle ergenlik dönemi çocuğunun hem duygusal durumu hem beyninde neler olduğu özellikle anne babalar için çok önemli. Bu konuyu daha fazla ben açmak istiyorum önümüzdeki programda. Şu anda yönetmenim de beni uyarıyor süreyi doğru kullanabilmemiz açısından. Çok keyifli bu sohbeti. Önümüzdeki hafta devam ettirelim. İnşallah. Ergen beyni ve sonrasında da yetişkin beyne geçecek şekilde. Profesör Doktor Sinan Canan çok teşekkür ediyorum. Ben haftaya teşekkür tekrar ederim. Yine bu konuya değineceğiz. İnşallah. Değerli izleyiciler, Elde Var Beyin programında bu hafta beynin gelişimi konusuna değindik. Gelecek hafta bu konu üzerinden beynin sırları ve gelişimiyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.